Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz 28 Mayıs 4 Haziran haftası ikizler burcunu neler bekliyor sizler için niyetlendim bakalım güzel bir hafta mı olacak neler neler var falınızda aşk ilişkiler para sağlık diyelim ve hayrınıza olanları önünüze düşürelim. Bu hafta ilişkiler konusu demek istiyorum. Önce şimdi geçtiğimiz haftalardan biraz inişler çıkışlar yaşanmış. Bir kere kafanıza taktığınız bir kişi var. Sanki ee, diretiyor sizde. Hani inat ettiği konular var. Bu inat ettiği konularda direniyor. Ve bundan dolayı da aslında yan yana değil de ee, kafanızın üstünde yani size baskı uyguluyor ya da ondan yaptıklarından dolayı baskı alıyorsunuz gibi bir görsel var. Bir huzursuzluk hali var aslında yapılan şeylerle alakalı. Ve burada siz biraz sanki kendinizi bastırılmış ya da hor görülmüş hissediyorsunuz. Bir baskı da var. Kendinizi ifade etmeye çalıştığınız zamanlarda da karşınızdan aldığınız cevaplar biraz sizi üzmüş. Şimdi bunları yaşarken bu hafta beni neler bekliyor diye soruyorsanız Önünüzde iki güzel çocuk ya da iki güzel insan var. Bu haftanız özellikle bunlarla alakalı çok iyi geçiyor. Fakat ilişkiler konusunda bu baskı aldığınız ya da işte sizin yapmanızı istemediğiniz bir şeyleri yapan kişi kim ise onunla ne yazık ki bu hafta aynı yöne bakmıyor olarak çıkıyorsunuz. Yani ilişkilerde Herkes kendi hayatına bakıyormuş gibi bir görsel var. Siz ne kadar müdahale etmek isteseniz de o sanki sizi dinlemeyecek ve bundan dolayı da biraz üzülebilirsiniz. Ama baktığınız yöne baktığım zaman da çevrenizdeki size keyif veren insanlarla güzel bir hafta geçireceğiniz görünüyor ama ilişkilerde mücadele haftası diyebilirim. Ve hafta sonuna doğru baktığım zaman böyle sanki çevrenizdeki insan sayısı artmış. Bu sevgiliniz ya da eşiniz dediğimiz kişi de arkanızda kalmış çıkıyor. Takılıyor musunuz? Takılıyorsunuz. Kuyruk gibi arkanızda çünkü aslında e, bu sefer de o üzgün çıkıyor. Yani bu hafta neler yaşayacaksınız? Geçtiğimiz haftadan olan konularla alakalı üzgün ve kafanız karışık. Ama hafta içerisinde gireceğiniz ortamlarda rahatlamış keyfiniz yerine gelmiş olacak. Ve hafta sonuna doğru baktığım zaman da bu başında sıkıntı olan üzüldüğünüz konularda sizden çok karşınızdaki kişinin üzüldüğü. Sizin önünüzdeki insan topluluğuna, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza da aile bireylerine daha yakın, ondan biraz daha uzak durarak keyif aldığınız bir hafta sonu görselleri var. Bu mücadele haftası ilişkilerde diyebilirim. Yol planı yapar mısınız? Yaparsınız ama dediğim gibi hep topluluklar içerisinde görünüyorsunuz. Çevrenizde dolu, sizi seven, sizden feyiz almak isteyen, fikir almak isteyen insanlar da olacak. Hafta sonunuzun ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Hatta bir konuda bir kapanış vereceksiniz. Hani bir süredir karar veremediğiniz bir konuda da cumartesi günü özellikle bir karar verip olayı sonlandırma ihtimaliniz de çok yüksek görsellerinde çıkmış. Gelelim iş konularına. Şimdi iş konularımız ya da para konularımız ya da çalışma konularımız. Şimdi çalışmıyorsanız eğer e, ayağınıza gelecek kısmetler var bu hafta. Ya birilerinden bir iş başvurusu için duyum alacaksınız ya bir iş başvurunuzun sonucunu alabilme ihtimaliniz yüksek ama pazartesi. Hani pazartesi geldi geldi gelmezse gelmez arkadaşlar öyle söyleyeyim. Köklenmişsiniz çünkü bulunduğunuz alana. Artık bir süredir beklediğiniz cevapları almak istiyorsunuz ama Bunlarla alakalı kafanız çok silik çıkıyor. Kafa sanki yok yani. Hani artık bulunduğum alanda yoruldum, sıkıldım, düşünemiyorum. Ben, benim bu konularla ilgili yardım almam lazım dediğiniz bir pazartesi var. Ruhunuz sıkışmış değil, kafanızda planlar var ama sanki zamana ihtiyacınızın olması ya da önünüzde bir zaman olması sizi biraz sıkmış görsellerinde çıkıyor. Salı gününe baktığım zaman karşılıklı konuşmalar var ve karşınızdaki kişinin elinde bir dört var. Şimdi dört aile konularıdır. Belki de iş yerinde de çevrenizde aile konularıyla ilgili sıkıntı yaşayan bir kişinin derdini dinleyeceksiniz. Ya da iş konularıyla alakalı aile bireylerinden bir yardım talebi olacak. Ya da çalışmıyorsanız aile, anne babadan alacağınız bir para olacak. Bir para beklentiniz varsa dörtlü bir rakamda para olabilir ama bunlar gene olumlu görsellerde çıkıyor. Hani sizi sıkıntıya çookacak. Tan çok Önünüzde açacak bazı gelişmeler yaşayacaksınız. Burada sanki gün bittiğinde ne güzel gün dünya der gibi de böyle arkanızı dönmüş. O gün yaşanan olayları tekrardan kafanızdan geçiriyormuşsunuz gibi de bir görsel var. Akabinde de zaten konuşmalar, görüşmeler sizin hayrınıza olacak arkadaşlar. Şöyle diyebilirim. Perşembe günü yalnız bir konuşmanız, bir görüşmeniz, bir toplantınız varsa burada tek konuşmada cevap alamayacağınız akabinde bir konuşma daha yaparak konuyu sonuçlandıracağınız görünüyor. Şimdi çalışıyorsanız bu hafta çok güzel bir hafta özellikle de Cuma'ya kadar diyeceğim. Hangi konuşmaları yapıyorsanız, geçmişten ne bekliyorsanız bunlarla alakalı olumlu cevaplar alacaksınız. Şimdi direkt para görseli görmedim ama işinizde düzgün ilerleyen bir süreç. Yapılan konuşmalarda düşüncelerinizin ya da fikirlerinizin onaylandığı süreç olarak görünüyor. Bu aslında çok güzel bence. Ee, sadece cumadan sonra ya da cuma günü itibariyle bir konu var. Şimdi ortada şey diye düşünün. Karışık bir konu var. Sanki siz bunları böyle bir çöp poşetinin içine koymuşsunuz. Ağzını bağlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada gizlenen bir bir olay olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir e, sağ omzunuzdan bir sol omzunuzdan sizi oradan almaya çalışan insanlar var. Hani gel buraya bunlarla uğraşma diyen insanlar var. Bir bu toparlamaya çalıştığınız konu neyse müthiş derecede odaklanmış. Benim artık bunu bitirmem lazım toparlanmam lazım dediğiniz bir gün sizi bekliyor. Şimdi burada bir kişi var yanın e, isminde S harfi var sizi çekmeye çalışıyor yetersiz. Diğer tarafta bir kişi var I ya da B harfi olabilir bunda da o daha yeterli size yardımcı olacak kişi olarak görünüyor. Şimdi bu karışık şey poşete toplamışsınız atmayı düşünüyorsunuz atar mıyım derseniz de atarsınız arkadaşlar. Bu da aslında genelleme yapacak olursak para ya da iş konularında bir sıkıntınızdan kurtulacağınız e, çok fazla kafanızda taktığınız bontene olarak oraya odaklandınız ama bununla ilgili vermiş olduğunuz çabalardan da bir sonuç alacağınız görünüyor. Çünkü hemen akabinde bir kişiyle karşılıklı kapalı bir aranda konuşma yapıp sonrasında da önünüze baktığınız bir süreç görünüyor bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Karnınızı ağratan bir konuda da hani hadi gelsin cevabı dediğiniz bir konuda da çok güzel bir haberiniz var. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun yani? Bunlar yalnız para konularıyla ilgili de olabilir. Bir borcu toparlamış, bitirmiş, çözmüş de olabilirsiniz yani. Parayla, gelecek olan bir parayla çözebilirsiniz demek oluyor. Buradan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum. <laughs> Güzel bir hafta sizi bekliyor demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Gördüğünüz gibi temiz bir haftaya merhaba diyeceksiniz. Aile konularında e, didikleyen birisiyle mücadeleniz var. Sinsi, huysuz, söylüyor kaçıyor lafı. Salı çarşamba bu kişiyle karşılıklı böyle bir zıtlaşmanız olabilir burada. İş konuları çok güzel arkadaşlar. Bu hafta yaşayacağınız iş konularında tık 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 işiniz gider. Aşk konularında da gene bir tiyo vereyim. Bu hafta ya da şöyle bir 10 gün demem de lazım aslında. Arkanızda bıraktığınız bir kişi tekrardan önünüze çıkmaya çalışacak. Bir de bu var. Ama çok güzel bir hafta. Dediğim gibi valla o poşete koymuş, böyle bağlıyorsunuz ağzını orası çok güzeldi. Güzel olanlar sizi bulsun sevgili ikizler burçları. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerinde olsun. Yükselen burcunuzla lütfen dinlemeyi unutmayın. Özellikle 30 yaş üstü yükseleniniz sizin için değerli ve önemli. E, oradan da büyük etkiler alıyorsunuz çünkü. Ay burcunu bulamayabilirsiniz ama en azından yükseleninizi dinleyin derim. Güzel olanlar dediğim gibi yolunuza ışık tutsun. Ee, özel fal bakımlarıma başladım. Bu arada bir türlü telefon numaramı paylaşamıyorum. 542-77-66-910 arkadaşlar WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Bir dahaki hafta kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.